Ekonomist Evren Devrim Zelyot konuğumuz şu anda. Sayın Zelyot merhabalar. Merhaba Soray Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması olduğu ifade ediliyor. Yarın kabine toplantısında gündemine gelecek. Borçlar mı silinecek, taksitlendirilecek mi? Hangi borçlar kapsam dahilinde? Ayrıntılar var mı sizde? Siz dinleyelim. Soray Bey, uygulama basitçe şu, AKP tabii ki seçim sürecine giderken çok büyük popülist politikalar yapıyor. Birazdan detaylandırırız zaten ne gibi harcamalar yapılıyor, bunlar nereden bulunuyor denildiği zaman yine vatandaşa bir mavi boncuk veriliyor. Nedir bu borç yapılandırma dediğimizde? Geçmişte gördüğümüz uygulamaların benzeri 31 Aralık 2022'ye kadar dava sürecinde olan ya da kesinleşmemiş olan vatandaşların ya da şirketlerin devlete aklınıza gelen her türlü borcuna ilişkin bir yeniden yapılandırma gelecek. Pazartesi günü bunun detayları açıklanacak Sorel Bey. Ama olacak şu, faizler silinecek. Eğer erken ödemeler yapılırsa yine bir %10 oranında bir indirim uygulanacak. Bu noktada pazartesi biz de detaylı bilgiyi bekliyoruz. Ama dediğim gibi kesinleşmemiş olması gerekiyor. Dava sürecinde olanlar 31 Aralık 2022'ye kadar devletle ihtilaflı olan bu vergi meselesinde taksitlendirme, ana paradan silme, faizi komple silme ya da borcun türlerine ve borçluya göre de gerekirse %90'lara kadar bir silme işleminden bahsediliyor. Bunun detaylarını yeni haftayla beraber göreceğiz. Yani o %90'a kadar olan silme işlemi faizden mi yoksa ana paradan mı? İşte borcun niteliğine, borçlunun niteliğine göre büyük oranlarda bir silme işlemi de karşımıza gelecek. Neden tabii ki bu? Seçime çok az kaldı. Burada AKP'nin birazcık daha halkın nezdinde şirin gözükmesi lazım. 20 yıllık o yıkım politikalarının son 6 ayda birazcık cilalanması, makyajlanmasına dair beyhude bir çaba diye adlandırabiliriz aslında. Anladım. Ve kapsamda vergi borçları, belediye borçları, işte kaçak geçişler, köprü ve otoyollardan birçok başlık olacak zannediyorsam. Tabii. Yani devletle, belediyelerle hangi ihtilaf konunuz varsa bir şekilde ona bir düzenleme getirmeyi planlıyorlar. Peki, ayrıntılarını elbette ki açıklandığı zaman öğreneceğiz. Dediğim gibi pazartesi günü kabine toplantısında gündeme gelecek. Sonrasında da tekrar bu konuyu sizlerle ele alırız. Ama bir yandan borçlar seçim öncesinde silinirken, yapılandırılırken, böyle bir nefes aldırtılırken, bir yandan da maaşlara asgari ücrete zam yapıldı, emekli maaşlarına zam yapıldı, EYT çıktı. Ama yapılan zamlar hemen enflasyon karşısında eridiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemişti asgari ücreti açıklarken gerekirse bir ara zam yapılır diye. Emekliler %40 en az bekliyordu. O beklenti karşılanmadı. Önce %25 sonra %30 oldu. Seçim öncesinde hem emekliler için hem asgari ücretliler için seçime doğru yeni bir ara zam söz konusu olabilir mi? Şimdi aslında bütün bu zamların kaynaklarına bir bakmak lazım evvela. Ondan sonra da bu insanlar için yeni ekstra düzeltmeler olabilir mi? Ona gelebiliriz. Şimdi baktığımız zaman Soray Bey, seçim ekonomisi Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir çılgınlıkla yapılıyor. Yani işte tabii ki zamlar yapılmasın mı? Yapılsın insanlara, ama 20 yıl boyunca siz insanların gelir dağılımını düzeltmemişsiniz. Gelir dağılımında en adaletsiz 4 tane ülke var. Bunlardan birisi de Türkiye. Böyle bir duruma sokmuşsunuz ve ondan sonra seçimlere 5-6 ay kala emeklilikte yaşa takılanları hatırlamışsınız. Asgari ücretle çalışanları hatırlamışsınız ya da emeklileri hatırlamışsınız. Bakın, buna rağmen bu yapılanlar bile bu insanların hayat pahalılığı altındaki durumlarını düzeltemiyor. Ve bana neyi soruyorsunuz? Acaba işte önümüzdeki dönemde yine yeni bir ayarlama olabilir mi diye. Evet. Şimdi neden çılgınca bir politika diyorum? Bir kere
gerçekten dağıtılan paralara baktığımızda milyarlar havada uçuşuyor, 100 milyarlar. İşte bakın KGF paketi açıklandı 250 milyar. Ondan önce esnafa bir paket açıklandı 100 milyar. EYT'nin masrafı olacak en az 150-200 milyar arası bir tahmin var. Yapılan bütün bu zamlar ve dönüp bütçeye baktığımızda bütçede de artık böyle bir limon gibi halkın ve şirketlerin sıkıldığını görüyoruz. Ve yüksek enflasyonla da bir şekilde fiyatların yukarıya gitmesiyle vergi gelirlerinin de yukarıya gittiğini görüyoruz. Şimdi vergi gelirlerine baktığımızda sonra bakıyorum %62.3'lük, kurumlar vergisinde %185'lik, petrol ve doğalgaz ürünleri ÖTV'deki gelirlerde %145'lik, motorlu taşıt ÖTV'lerinde %151'lik artışlar var. Dolayısıyla burada bütçenin gelir kanadına baktığımız zaman artık halkın, şirketlerin limon gibi sıkılarak seçime giderken AKP'nin popülist politikaları için bir gelir havuzu yaratıldığını görüyorum. Ve en önemli kalemlerden birisi de şu, 320 milyar liralık bir BOTAŞ'a yapılması gereken ödeme yapılmadı. Biliyorsunuz Rusya'ya ertelendi şeklinde haberleri de çıktı. Ama 2023'e ötelendi bu. Ve dolayısıyla BOTAŞ'a hazineden verilen kaynaklara baktığımızda son 2 ayda yılın bir kaynak da göremedik. Dolayısıyla bakın sol tarafta muazzam bir havuz oluşturuldu. Sağ tarafta da biraz önce söylediğim işte KGF'dir, EYT'dir, gerekli zamlardır. Bunlara ilişkin bir düzenlemeyle bu kaynaklar buraya aktarılıyor. Şimdi esas bence varmamız gereken sonuç şu. Halkımızın şuna odaklanması lazım. Tamam bu kaynaklar veriliyor ama bu kaynaklar dikkat edin üretime gitmiyor. Bu kaynaklar sadece kötü bir politikayla 20 yıl Türkiye'nin tarımını ve sanayisini, gelir dağılımını bozmuş bir partinin tekrardan seçilebilmek için halka 4 ayda dağıttığı paralar. Yatırıma gitmiyor diyorum. Neye evet. gidiyor? Tamamen tüketime ve insanların birazcık 3 aylık 4 aylık soluk almasına gidiyor. Dolayısıyla 2 tane etki çıkacak karşımıza. Bir, bu muazzam kaynaklar yatırımlara gitmediği için önümüzdeki dönemde arza bağlı yani tarım ve sanayide bizim bir iyileşme yapmamamıza bağlı olarak bu fiyatlar genel düzeyi yukarı gidecek. Çünkü var olan sistemi düzeltmek için kullanılmıyor bu paralar. Bu paralar sistemin çarpıklığından etkilenen insanlara aynen başı ağrıyan birine bir saatlik huzur vermek için bir ağrı kesici vermek gibi bir uygulamaya sebebiyet veriyor. Dolayısıyla yatırıma gitmeyen bu paralar büyük bir sıkıntı olacak. İkincisi, muazzam bir bütçe genişlemesi, mal ve hizmet miktarı ya da biz buna büyüme diyelim, büyüme belli bir noktadayken siz büyümenin üstünde büyük bir mali genişleme yaparsanız, halkımızın anlayacağı şekilde şöyle söyleyelim, 3 tane ekmek üretirken fırında siz gidip 50 ekmek parasını vatandaşa dağıtırsanız ekmek fiyatları yukarı gider. Yani bizim Nisan, Mayıs'tan sonra karşımıza muazzam bir enflasyon dalgası gelecek ve o kadar kurnazca planlanmış ki her şey. Bakın seçimlerden sonra bu enflasyon dalgasını Türk halkı hissedecek. Çünkü az önce saydık bakın yani yüz milyarlarca liralık bir kaynak ekonomiye akıyor. Ve sadece az önce vergilerdeki artış oranlarını söyledim. İşte bir takım istisnalar geliyor, aflar geliyor. Bunlar da hanelerin ve şirketlerin elindeki parayı tutacak. Bunlar da harcama olarak akacak. Ve Merkez Bankamıza Soray Bey dönüp baktığımda mesela biz iktisatçıların çok iyi bildiği M1 para arzı diye bir tanım var. Nedir bu? Bankalardaki vadesiz mevduatlar ve dolaşımdaki para. Son bir yılda Soray Bey bu rakam 1 trilyon artmış. Yani 2022'nin başında 2.1 trilyon yaklaşık. Şimdi bakıyoruz 3.1 trilyon. Dönüyorum 2 yıl önceye 1.4 trilyon. Varmak istediğim sonuç şu. Muazzam derecede çok büyük bir parasal genişleme AKP'nin 20 yılda yaptığı hataların üstünü örtmek için 4 aylığına kullanılıyor.
yarın yokmuşçasına insanlar Mayıs'tan sonra enflasyona düşmeyecekmiş gibi AKP tarafından hoyratça bir bütçe kullanılıyor. Ama bunun acı sonuçlarını yine hep beraber biz çekeceğiz. İşte EYT diyoruz. EYT'de bir takım maaşlar gelecek, işte zamlar geliyor vesaire falan ama 2-3 ay içinde bütün bunların aslında buharlaştığını üzülerek göreceğiz Soray Bey. Anladım. Ciddi bir tablo var ortada tabii ki. Evet.